Aleyhin 30. Lema'nın 6. nüktesi. İsmi Kayyum'a bakar. İsmi Hayy'in bir hülasası Nur Çeşmesi'nin bir zeyli olmuş. Bu ismi Kayyum dahi 30. sözün zeyli olması münasip görüldüğü ihtar. Burada bir ihtar var. Burayı okuyacağım ki hani bu risale hakkında biraz daha yani bir ön yargı kırılsın diye yani. Çünkü Üstad Hazretleri Hazreti Ali'den almış olduğu dersle Cenab-ı Hakk'ın ismi azamına dair yazmış olduğu en mühim risaledir. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus. 6 tane ismin Hazreti Ali ismi azam olduğunu söyler ve bunların bir hülasası. Bunlardan bir tanesi de ismi Kayyum'dur. Hayyun, Kayyumun, Kayyum ismi. Kayyum nedir? İşte bununla ilgili bir risale yazmış Üstad Hazretleri. Onunla ilgili ama en başına bir ihtar koymuş. Mühim bir ihtar. Diyor, ismi azama ait nükteler, azami bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, şimdi burada şunu kabul ederek başlamak lazım. Yani bugün akşam vakti, artık zihnimiz yorulmuş, bir bitkin haldeyiz. İşte dünyanın bu müşevveş halatı ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı daraltmış. Ama öyle bakmak lazım. Bu risale hem geniş hem gayet derin olduğundan. Hususen ismi Kayyum'a ait meseleler. Yani bu 30. lemanın da en derin konusu, en zor konusu, en insanın zihnini yoracak konusu neresi? İsmi Kayyum olduğundan ve bilhassa bu ismi Kayyum'un da içerisinde şualar var. Bu şuaların içerisinde birinci şua haşiye üstad düşmüş. Bu risaleyi okuyan, birinci şuayı okuyan eğer mütefennin değilse, fen ilimlerine vakıf değilse birinci şuayı okumasın üstad diyor. İkinciden başlasın veya ahirde en son dönsün okusun. Yani fen ilimlerini bilmeyen adam bu birinci şuayı okumasın diyor Üstad Hazretleri. Ha biz okuyalım yani hani önemli olan bilip şimdi bir cümle kuracak yani. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün de terk edilmez yani. Üstad diyor fen ilimlerini bilmiyorsa Alaaddin okumasın. Tilavet. Yani ama bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün de terk edilmez. Fen bilmiyoruz diye bildiğimiz kadar işte. O kadar tanıyacağız yani. Birinci şua, özellikle şu an okuyacağımız birinci şua maddiyunlara baktığı için daha ziyade derin gittiğinden elbette her adam her meseleyi her cihetle anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek de kâr akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa o kadar kârdır. İsmi azama ait meselelerin ihata edilemeyecek derecede genişliği olduğu gibi akıl görmeyecek derecede de inceleri var diyor. Yani ismi azam bu yani. Yeri geliyor akıl o yolda gitmeyecek yani. Sen bunu kalbinle, ruhunla, hislerinle ve latifelerinle anlayacaksın. Bu yüzden bu ismi kayyuma ait mesele hem çok geniştir hem çok derindir. Yeri gelir akıl ihata etmez. Yeri gelir sadece latifeler bundan hissesini alır. Üstad da diyor ki ya mütefennin olmayan adam da birinci şuayı okumasın diyor. İşte herkes bildiği kadar yani o fen ilminden nasibi kadar birinci şuadan istifadesi olacak. Üstad diyor okumasın ama biz okuyalım. İstifade edebildiğimiz kadar yani. Bir şey bütün bütün elde edilmezse de bütün bütün terk edilmez. Yani zor bir derstir. Anlatması da okuması da Cenab-ı Hak istifademizi artırsın. Akıl orayla bağını kuramasa bile Cenab-ı Hak kalbimizin, ruhumuzun onun o kayyumiyetini bize ihsas ettirsin, tattırsın yeter. Birinci şua bu kainatın Halık-ı Zülcelali kayyumdur. Yani bizzatihi kaimdir. Daimdir, bakidir. Bütün eşya onun ile kaimdir.
devam eder, vücutta kalır, beka bulur. Allahu Ekber. Kayyum nedir? Kayyum. Kayyum bir Allah'ın zatına bakan cihetiyle, yani bizatihi kaimdir. Allah'ın zatı itibariyle kendisi bir şeye ihtiyaç duymadan varlığını ayakta tutandır. Bizatihi kaimdir. Daimidir, bakidir diyor. Daimidir, bakidir. Yani hem ezelidir, hem ebedidir. Varlığı daimidir, bakidir. Peki ya eşya? Bütün eşya onun ile kaimdir. Devam eder, vücutta kalır, beka bulur. Yani eşya nedir eşya? Eşya onun ile kaimdir. Yani Allah'ın kayyumiyeti varsa bütün bu eşya var. Halı var, ışık var, işte mikrofon var, insan var, göz var, kulak var, el var, düşünce var, his var, öfke var, nefret var, lezzet var, acı var. Bakın bunların hepsi neyle var? Kayyumiyetle var. Kayyumiyet olmazsa bunlar varlığa gelemeyeceği gibi devam da edemezler. Vücutta kalıyorsalar, vücutları hala böyle kitap olarak görünüyorsa bu kayyumiyetin üzerinde her an tecelli ettiğinden dolayıdır. Onun ile varlığı devam ediyor, beka buluyor. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nisbeti kayyumiyet kesilecek olsa kainat mahvolur, yok olur yani. Allah'ın kayyumiyetinin bir anlık tecellisi ortadan kalkacak olsa yok olur. Allah bize onun kayyumiyetini hissettirsin. Bakın, çünkü ben her an onun kayyumiyetiyle varım. Ama her an, bir an o kayyumiyet benim üzerimden çekilecek olsa yokum. Yok yani. Şimdi okuyacağım. Biraz da kısmen fenle anlatmaya çalışacağım. Ama yani anlayıp anlamamanız önemli değil. Sonucunda Cenab-ı Hakk'ın o eşyayı nasıl var ettiğini, evet ya, eğer bunu fen de böyle söylüyorsa demek ki Cenab-ı Hak bizatihi kaim olduğu gibi eşyayı da her an böyle kayyumiyetiyle ayakta tutuyor. O halde benim gördüğüm bu eşyanın tamamı onun esmasının tecellisidir ve ben onunla muhatabım diyebilecek kıvama gelebilmek yani. Hem o Zat-ı Zülcelal'ın kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da ferman ettiği gibi leyse kemislihi şeyundur. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur. Misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki olmaz. Evet, bütün kainatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabzayı rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde kemali intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zata akdese misil ve mesil, şerik ve şebih olmaz, muhaldir. Evet, bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Evet, en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola. Hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmaya. Hadsiz efrat, bir fert gibi nazarında hazır ola. Ve bütün sesleri birden işite. Ve bütün sesleri birden işite. Ya sen ona semin ediyorsun yani. Korkmayın Allah diyor. Korkmayın. Ben sizinle beraberim. Peki nasıl yani ya Rabbi? Ben işitiyorum ve görüyorum diyor. Taha suresinde ya. Ben işitiyorum yani. Ama neyi işitiyorum? Bütün sesleri birden işitiyorum. Ve umumun hadsiz hacatını birden yapabilir. Sen var olan bütün varlığın bütün ihtiyacını, var olan varlığın bütün ihtiyacını da birden yapabilen bir zat. İşte kayyumiyet yani. Onun misli yok, ne sıfatında, ne isminde, ne zatında, şebihi yok, misali yok, mesili yok, emsali yok yani. O Allah'tır işte. Bütün varlığın bir anda, bütün fertler, bütün efrat bir anda nazarında hazır ola. Hepsini görüyor. Ve her şeyin olasılıklarıyla beraber biliyor. Öyle bir ilim sahibi. Yani insan bugün şu an burada var olan ışıklardan 15 trilyondan bir tane ışığı insanın gözü görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Geri kalan ışıklar yok. Peki neden? Hangisini görüyorum?
İşte ben algıma göre bir tanesini seçiyorum ve onu görüyorum. Geri kalanını görmüyorum. İşte göz bu kadar yanılıyor yani. Ben gördüğümü zannediyorum. Ama onun nazarında her fert bütün olasılıklarıyla beraber ilminde hazır ve nazır olan. Hiçbir yaptığı iş diğer yaptığı işlere mani olmaya, büyük küçükle beraber aynı safta kudretine musahhar olan ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamat ve mizanların şehadetiyle, kainatta var olan bütün düzenler, dengelerin şehadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmaya. Ama hiçbir şey onun iradesinin dışında vücuda gelmiyor. Allahu Ekber. Böyle bir Allah'a iman etsek var ya, hakikaten imanımız böyle bir iman olsa yani. Hiçbir şey, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet onun iradesi ve meşiyeti haricinde olmaya yani. Ne vücuda geliyorsa onun iradesiyle vücuda geliyor. Allah'a rağmen vücuda gelen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır olan, her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zat-ı Hayyu Kayyumu Zülcelal'in elbette hiçbir cihetle misli, naziri, şeriki, veziri, zıddı, niddi olmaz ve olması muhaldir. Peki biz Allah'ı nasıl tanırız? Yalnız mesel ve temsil suretinde şuunat-ı kutsiyesine bakılabilir. Risale-i Nur'daki bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nevindendir. Yani biz misallerle ancak uzaktan uzağa dürbün gibi Allah'ın o şuunatını yapmış olduğu işleri anlamaya çalışırız yani. Ya Allah bir anda bütün eşyayı nasıl görüyor? İşte diyorsun ki Allah'ın nuraniyeti var. Nasıl güneşin nim nurani hali gibi. Yani nasıl işte yeryüzündeki bütün kabarcıkların içerisinde veya aynaların içerisinde birer güneşin görünüyor olması gibi. İşte nuraniyet cihetinden, şeffafiyet cihetinden ne yapıyoruz? İntizam cihetinden. Biz Allah'ın eşyayı nasıl idare ettiğini, şuunatını bakın, sıfatını, esmasını değil, şuunatını yapmış olduğu işleri anlamaya çalışıyoruz. Esmasını nereden tanıyorsun? Kainatta tecelli eden işte gölgesinin gölgelerinden tanıyoruz. Yani biz bu gölge kavramını kullanıyoruz ama işte kayyumiyeti insan anladığı zaman eşyanın gölge boyutunu anlıyor. Gölgenin ne demek olduğunu anlıyor. Gölge nedir? Peki gölgenin gölgesi nedir? Peki bu ikisi gölge ise asıl olan nedir? Peki o aslın ismi azamı nedir yani? Hani onun da aslı. Çünkü sen bir fiili esmanın tecellisisin. Peki ya senin aslın olan ismi azam hangisi olacak yani? Onun da arkasında bir asıl var yani. Şimdi bunları görebilmek için ismi kayyumu anlamak gerekiyor yani. Böyle bir Allah'ı tanımak için ismi kayyumu anlamak gerekiyor. Çok çok zordur yani, çok zordur. Bugünkü ders böyle sadece birbirimize bakabiliriz yani Fatiha ve. Ama bilelim ki en azından şunu diyebiliriz. Ya Allah'ın kayyumiyetini anlamam lazım yani. Kayyum olan Allah. İşte böyle misilsiz ve vacibül vücut ve maddeden mücerret ve mekandan münezzeh. Şimdi üstad demiş ya okumayın. Çünkü buradaki her bir kavram tek tek izaha muhtaç. Kavram izahı yapmamız lazım yani. Her bir kavram için bir ders yapmamız lazım. Vacibül vücut nedir? Abi deizm sadece deizm değil. Var olan, şimdi bak birazdan okuyacağım. Şimdi burada Üstad Hazreti iki mertebede konuyu anlatacak. Bir maddenin hareketlerini anlatacak. İki, daha sonra esir maddesinden bahsedecek. Esirden bahsedecek. Bu iki mertebede biz göreceğiz ki aslında kainattaki hiçbir fiil aslında öyle demeyelim var olan olasılıklar. Hiçbir, her şeyin gölge olduğunu anlayacağız. Bu gölgelerin de hiçbir fiil yapamayacağını. Peki bu olasılıklar içerisinde ben neyim? Madde nedir? Peki Allah böyle bir maddeyi ne için yarat? Ya böyle bir madde ne için var? Ve bu olasılıklar içerisinde neden bu boyutta ve böyle yani? Bunu gördüğün zaman diyeceksin ki ya kardeşim bu maddeyi idare eden, bunları böyle ayakta tutan bir zat var diyeceksin. Orada zaten o zaman sadece deizm kalmıyor ortada. Yani bütün izimlerin hangisi varsa, hangi türevi varsa bu ismi kayyuma ait risale. Çünkü dedi ya eşyanın mevcudatı bizzat onun ile kaimdir. Onun ile vücut bulur.
onun ile vücut bulur, onun ile devam eder, onun ile beka bulur. Şimdi sadece varlığa çıkmasıyla beraber kayyumiyet ortada çıkmıyor ki deizmin varlığını konuşacağız. Vücut verdi, ayakta tuttu, devam ettiriyor, beka verecek. Bunların hepsini anlatacak abi. Yani vacibül vücut, Allah'ın maddeden mücerret olması, mekandan münezzeh olması, esma ve sıfatının tecezzi ve inkısama uğramaması, tecezzi nedir, inkısam nedir? Yani burada Cenab-ı Hak hiçbir cihetle, yani mekandan münezzeh olmasıyla beraber her yerde hazır ve nazır olması, tegayyür ve tebeddülün onun için mümteni olması, mümkün varlık nedir, mümteni varlık nedir, vacibül vücut nedir, bu kavramların hepsi yani literatürde İslami şeye biraz Risale-i Nur'un kavramlarına, değil mi Metin abi? Bilmek lazım ki burayı böyle hızlı hızlı geçeceğim ben. Ben anlatmak istediğim başka bir şey. Oraya geleceğim. Ama buraları bilmeden buraları anlamak da zorlaşır. Bu yüzden bize böyle kağıdı kalemi alacağız. Böyle oturacağız, ismi kayyumun başına başlayacağız, yazacağız. Vacibül vücut bu demek. Mekandan münezzeh olması bu demek. İşte maddeden mücerret olması bu demek. Tecezzi ve inkısamın esma ve sıfatında ve şuunatında olması, olmaması bu demek. Tagayyür ve tebeddülün onun esmasına yaraşamaması bu demek. İhtiyaç ve acizden imkan haricinde olan bir zat-ı akdesin kainat safhatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdes tevehüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehli dalalet insanların bir kısmı o zat-ı zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i buranlarla ispat edilmiş ki tabiat. Şey ilk şu geleneksel dünya evren algısında şu var, atomlar var. Atomların etrafında nötron ve protonlar ve elektronlar var. Şimdi buna o dönemin insanları, yani 1900'lü yılların öncesinde ne yapmışlar? Ta bir uluhiyete gidecek kadar, ilahlık verecek kadar bu atoma bir ezeliyet vermişler. Maddenin ezeliyetini konuşmuşlar yani. Felsefik bir konu olmuş, fiziğin konusu olmuş, madde ezelidir diye konuşmuşlar. Üstad Hazretleri burada tabiatı anlatıyor. Var olan madde ve tabiat. Diyor ki bir sanat-ı ilahiyedir, sani olamaz. Ya üzerinde sanat var. Sanat varsa kendisi sanatçı olamaz yani. Bir kitab-ı Rabbani'dir, bir kitaptır, katip olamaz. Bu kitap ne olamaz? Katip olamaz. Yani. Çünkü kendisi yazılmış bir kitaptır. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olamaz. Bir kanundur, kudret olamaz. Şimdi kainat kanunlar silsilesi demişler. Her şeyde bir kanun var. Kanuna bir nam takmışlar ve o nam ile o eşyanın anlaşıldığını düşünmüşler. Yani ne demektir bu? Şimdi diyelim ki suyun kaldırma kanunu var. Adam bakıyor ki denizin üzerindeki o büyük gemilerin hareket ettiğini görüyor. Tonlarca ağırlık. Bir tane taş atıyorsanız o denize düşüyor. Yerin dibine gidiyor. Denizin dibine gidiyor. Ama o koskoca dipnotlar denizin üzerinde, denizin altında ne yapabiliyorlar? Bir balık gibi hareket edebiliyorlar. Bu nasıl bir şeydir diyor. Suyun kaldırma kanunu var diyor. Şimdi bir şeyde kanunun olması onda kudretin olduğu manasına gelmiyor. Şimdi bizim de kanunlarımız var. Şimdi diyor ki ya hırsızlık yapanın elini kesin diyor. Değil mi? Kanun mu? Kanun. Kitapta yazıyor mu? Yazıyor. Peki hırsızı kim yakalayacak? Onun elini kim kesecek? Bak kudret değil. Kanun var. Kanunlar gidip hırsızı yakalayıp ne yapmaz? Ona cezasını vermez. Onun için neye ihtiyacın var? Zabite ihtiyacın var. İşte adli memurlara ihtiyacın var. Ceza infaz kurumuna ihtiyacın var. Bir kudrete ihtiyacın var. Kanun ne yapamaz? Eşyayı vücuda getirmek için yeterli bir sebep değildir. Kanunun var. Tamam suyun kaldırma kanunu var da kim kaldırıyor? Evet işte yeryüzünde bir med cezir var da gökyüzünde. Yani bir çekme itme kanunu var da kim çekiyor kim itiyor? Yani kanun var. Kanun demekle işi çözmüş olmuyorsun. Bu kanunun uygulayıcıları nerede? Bak kudret olamaz yani. Kainat evet bir kanundur. Şimdi bunu kim için söylüyor?
Maddiyun ve maddeye uluhiyet, ezeliyet verdiğinden dolayı uluhiyet, ilahlık vermek zorunda kalan insan. O dönemin, yani klasik evren anlayışındaki maddeyi ilahlaştıran insanlara söylüyor. Bir mistardır, mastar olamaz. Ya sen onunla hizaya getiriyorsun. Evet, onu bir düzen aleti olarak kullanıyorsun ama alettir. O iş yapan değildir, mastar değildir. Yani ondan iş çıkmıyor. Bir kabildir, münfail olur, fail olamaz. Bir nizamdır, nazım olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Farz-ı muhal olarak en küçük bir hayat mahluk tabihata havale edilse, bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde kat'i burhanlarla ispat edildiği gibi o küçük hayatın azaları ve cihazatları adedince kalıplar, belki makineler bulundurmak gerekir ta ki tabiat o işi görebilsin. Şimdi Üstad Hazretleri bununla ilgili de hususi bir risale yazmış. Nedir orası? Bilen var mı? Tabiat Risalesi. 23. Lema diye bir risale yazmış. Orada da diyor ki, eğer sen o tabiata iş havale verecek olursan, yeryüzünde var olan bütün eşyalara dedince kalıplara, belki makinalara bulundurman gerekecek. Yani ne demektir? Ya sen bu duvarı yapıyorsun. Sen inşaatçısın. Ha, bu duvarı yapıyorsun. Bu duvarı yapabilmen için neye ihtiyacın var? Fatih abi. Önce bir kalıp olacak. Değil mi? O kalıbın içerisine betonu dökeceksin ki ne yapsın? O şeyi alsın. Kolon şeklini alsın yani. Yoksa kalıp olmadan sen o çimentoyu, betonu ne yapabilirsin abi? Hiçbir şey yapamazsın. Kalıba ihtiyacın var. Peki Üstad Hazretleri diyor, şimdi mısıra bak diyor. Hangi kalıpla yapılmış mesela? Nara bak diyor. Hangi kalıpla yapılmış? Mesela dut Üstad diyor. Duta bak diyor. Hangi kalıpla yapılmış? Bir kalıbı var mı? Üzümün bir kalıbı var mı? Hurmanın bir kalıbı var mı? Yani, tavuğun giydiği fistana bak diyor. Hangi kalıptan, hangi tezgahtan çıkmış? Güle giydirilen elbiseye bak diyor. O dikenli kıyafete bak. Yeryüzündeki bütün insanlar diyor, bütün terzilik sanatlarını bir araya getirseler ne yapamazlar? O güle, o elbiseyi öyle giydiremezler diyor yani. Nasıl bir nakkaştır yani. İşte burada Üstad o tabiat risalesinde diyor ki, bak kainatta kalıp yok. Demek ki onları oraya kadar gelip o hudutta durduran bir kudret var diyor. Onu o kalıp şeklini veren bir ilim ve iradeyle hareket ediyor. Kalıp yoksa demek ki bir ilim, irade ve kudret onu orada durduruyor. Dur burada diyor. Bu şekli aldın, böyle kalacaksın. Neden daha büyük veya daha küçük kalmıyor? Demek ki bir kudret bunu durduruyor. Saç istediği kadar uzarken kaşların bu sınırda kalmasının sebebi işte bir irade ona ne yapıyor? O da kıl, bu da kıl ama buna dur diyor bir tanesini. İşte burada kalıp olmamasına rağmen bu hizada kalıyor, bir irade var diyorsun. Bir meşiyet var. Bunu burada durduruyor diyorsun. İşte tabiat risalesinde Üstad Hazretleri maddeye ezeliyet veren insanlara ne yapıyor? Bunu anlatıyor. Maddenin, bir tabiatın hiçbir zaman bir fail olamayacağını, kanuniyetten hiçbir zaman kudrete çıkamayacağını, bir mistardan mastar olamayacağını, bir nakıştan nakkaş olamayacağını anlatıyor. Ve maddiyun denilen, bir adım daha ileri gidiyor, bir kısım ehli delalet, zerrattaki tahavvülatı müntazama içinde hallakiyet-i ilahiyenin ve kudret-i rabbaniyenin bir cilve-i azamını hissettiklerinden, o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samedaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine asar-ı ilahiyeyi isnat etmeye başlamışlar. İş burada başlamış yani. İş Allah'ı inkar etmenin yolu, maddedeki hareketi görmüşler. Ya baksana, hiçbir şey yerinde durmuyor. Daima hareket ediyor. Bu hareket neyi gösteriyor? Ya arkadaş, hiç durmadı ki bu malzeme. Demek ki bu iş yapıyor dediler. Yani bu atom bu kadar hareketliyse. Şimdi biz bunu mesela somut bir varlık gibi görüyoruz ama adam diyor ki ya içinde atomlar hareket ediyor. Hiç durmuyor ki. Demek ki bu kitabı bu halde tutan nedir? O atomun hareketleridir. O halde bu kitabın varlık sebebi nedir? O atomlardır. O halde o atom başka bir atom, bak kabul etmiyor, diyor ki o halde o atom ezelidir diyor. Sen ona ezelidir dediğin zaman da, başlangıcı yok dediğin anda ona bir ilahlık veriyorsun zaten. Bitti. O halde her şey ilah oldu. Fe subhanallah üstad diyor.
İnsanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki? Mekandan münezzeh olmakla beraber her bir yerde, her bir şeyin icadında her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur bir vaziyetle yaptığı fiilleri ve eserleri camit, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız ve tesadüf fırtınaları içinde çalkalanan zerrata ve harekatına vermek ne kadar cahilane ve hurafatkarane bir fikir olduğunu zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerekir. Şimdi Üstad Hazretleri de diyor ki, şimdi sen buna bu atomun hareketine bu ilahlığı verdin ya, ama kainatta var olan bütün eşya birbiriyle alakadar vücuda geliyor. Hiçbiri birbirinden habersiz, bağımsız bir vücuda gelme gibi bir durum yok. Yani karıncanın, Üstad Hazretleri diyor, pirenin midesini tanzim eden, yani sivrisineğin gözünü halk eden, sivrisineğin gözünü gören, bilen zat güneşi bilerek ve görerek oraya koyuyor. O halde güneşte çalışan zerrelerle sineğin gözünde çalışan zerreler aynı ilah olması gerekiyor. Çünkü birbirinden bağımsız ilahlar ne yapamazlar? Bunu idare edemezler yani. Burada diyor ki ya bir insan ne kadar ahmak olması lazım ki? O sineğin gözüyle güneşi arasındaki münasebeti bilecek. Sen o atom, ahmak atoma sen diyorsun ki kainatta var olan bütün sistemleri görecek. Sivrisineğin gözünü yarattığı gibi güneşi de o yaratacak. Ve güneşle sivrisinek arasındaki bağı görecek ve bilecek. Yeter mi? Yetmez. Pirenin midesini tanzim edecek. Eşyada var olan rızkı ona göre ayarlayacak. Bu kadar ilim, bu kadar kudret, bu kadar marifet, bu kadar sanatı sen ne yaptın? Cahil, şuursuz, camit bir atom zerresinin üzerine bir ilah kadar ilim, irade ve kudreti verdin. Fe subhanallah diyor ya. Bu kadar cahilane ve ahmakane bir hükmü nasıl kabul ettiniz diyor. Evet bu herifler. Şimdi bir yere götürecek üstad. Metin abi. Kopma ha, olaydan. Uyumak yok abi. Biraz zordur. Ama o bağı kurabilirsek abi inşallah çok meyvesi tatlı olacak. Evet bu herifler. Vahdet-i mutlakadan vazgeçtikleri için. Gaye de bu yani. Bir tek Allah'ı kabul etmedikleri için. Hadsiz ve nihayetsiz kesret-i mutlakaya düşmüşler. Yani bir tek ilahı kabul etmedikleri için nihayetsiz ilahları kabul etmeye mecbur oluyorlar. Yani yol ikidir. Ya bir tek Allah'ı kabul edeceksin ya da her şeyi ilah olarak göreceksin. Başka yol yok Metin abi. Yani ya mucibi bizzat olacak. Üstad Mesnevi Nuriye'de anlatıyor ya. Yani bu yol bu kadar. Ya bir tek Allah var ya her şey ilahtır. Yani bir tek ilahı kabul etmedikleri için nihayetsiz ilahları kabul etmeye mecbur oluyorlar. Bak zaten Üstad Hazretleri dikkat ettiyseniz başladığımdan beri hep şöyle diyor. Yani. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya ben şu an anlatıyorum Üstad diyor. Anlatıyorum size ama hepsini tek tek yani deyip izah etmeye ihtiyaç duyuyorum. Yani bir izah kelimesidir. Anlaşılmayan bir ibareyi yani ben bunu kastettim diyorsun. Bir izah daha getiriyorsun. Bakın dikkat edin. Evet bu herifler dedikten sonra yani bir tek zat-ı akdesin hassası ve lazım-ı zatiyosi olan ezeliyeti ve halıkiyeti bozulmuş akıllarına sığıştıramadıklarından o hadsiz, nihayetsiz, camit zerrelerin ezeliyetlerini belki uluhiyetlerini kabul etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar. İşte sen gel echeliyetin nihayetsiz derecesine bak. Yani sen bunu böyle kabul ettin ama maddeye ezeliyet verdin ama her şeyi ilah yaptın yani. E şimdi bu kadar cansız, şuursuz varlıkların hepsine sen nasıl ilah diyeceksin? Bu nasıl bir cahilliktir yani? Evet, zerrelerdeki cilve ise. Ha şimdi bir konuyu biraz daha Üstad Hazretleri o dönem işte 19. yüzyıldan sonra bilimde bir şeyler değişiyor. Yani şu Albert Einstein denen adam dünyada farklı bir ekol çıkarmaya başlıyor. Bir düşünen adam oluyor yani. Farklı şeylerden bahsediyor. Diyor ki evet zerrelerdeki cilve ise. Ama şimdi tam sen zerreleri böyle söyledin ama onların üzerinde parlayan bir ışıltı var. Bir iş yapıyor bunlar. Bir iş yapıyor bunlar. Zerreler taifesini vacibül vücudun havliyle, kudretiyle, emriyle muntazam ve muhteşem bir ordu hükmüne getirmiştir. Eğer bir saniye o kumandan-ı azamın emri ve kuvveti geri alınsa
O çok kesretli, camit, şuursuz taife başı bozuklar hükmüne gelecekler. Belki bütün bütün mahvolacaklar. Üstad da diyor ki ya diyor tam siz burada bir muntazam bir denge görüyorsunuz. Büyük bir güç görüyorsunuz bu zerrelerin hareketinde ama eğer bir saniye o zerreler o kumandan-ı azamın emri ve kuvvetinden geri kalacak olursalar hepsi bir anda yok olacaklar yani. İşte kayyumiyeti anlatacak bize. Hem insanların bir kısmı güya daha ileriyi görüyorlar. Ha, şimdiki bilime geliyor Üstad Hazretleri yavaş yavaş. Yani o gün neydi? Atomdu. Atomun etrafındaki nötronlar, protonlar, elektronlardı. Maddenin hareketiydi. Maddenin üzerinde görünen güçtü. Bugün bir kısmı daha ileri gitti. Ne yaptı? Güya daha ileriyi görüyorlar. Daha ziyade cahilane bir dalaletle Sani-i Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir sayfayı icraatı ve emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı ve zayıf bir perde-i tasarrufatı ve latif bir midadı, mürekkebi, midad-ı kitabeti ve en nazenin bir hulle-i icadatı ve bir maye-i masnuatı ve bir mezra-i hububatı olan esir maddesini. Gel gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Esir maddesi diye bir şey işte 1900'lü yıllardan sonra 30'lu 35'li yıllarda gündeme geliyor. Ne bu? Maddeden daha hafif. Havadan daha hafif bir madde. Üstad Hazretleri bu madde konusu Tabiat Risalesi'nden sonra Hüve Nüktesi diye bir risale yazıyor. Şimdi biraz burada kısaca bir şeyler anlatacağım. İnşallah zihnimizde biraz daha otursun diye. Şimdi o dönemin insanları toprak üzerinden Üstad Hazretleri anlatıyor. Toprağı da işte tahiyyat bahsinde, işte 7. şuada toprağın nasıl iş yaptığını Üstad Hazretleri anlatıyor. Ama onlar az evvel bahsettikleri bir cilve var ya, zerrelerde de bir cilve gözüküyor. Muntazam hareket var. Ha, Üstad Hazretleri de diyor ki evet siz muntazam bir hareketten bahsediyorsunuz. Bu muntazam hareketle diyorsunuz ki eşyayı bu düzenli hareketlerinden dolayı çünkü madde katı hale yaklaştıkça düzenli hareket etmeye başlar. Ne yapacağı bellidir maddenin yapacağı yani bellidir. Nereye gidecek, nasıl hareket edecek, işte kaç tane elektron bulunacak yani bilmiyorum. Lisede bile eğer üniversitede bile eğer sayısal bir bölümde okuduysanız elektronların atomun etrafındaki dizilişlerini, sabit dizilişlerini bilirsiniz. Bu hangisi içindir? Bu maddenin katı hali için geçerlidir. Yani madde toprakken düzenli hareket eder. Nereye, ne kadar, nasıl gideceği bellidir. Orada bir cilve var Üstad Hazretleri diyor. Ama o dönemde Üstad Hazretleri neyi yazıyor? Hüve nüktesini yazıyor. Bu hüve nüktesinde de neyi anlatıyor Üstad Hazretleri? Diyor ki, hava zerreleri, yani eşya katıdan sıvıya, sıvıdan da gaz haline geçtikçe aslında maddenin düzensiz hali denir. Gaz haline maddenin, atomların düzensiz hali denilir. Şimdi Üstad Hazretleri diyor hadi düzenli halin içerisinde kendinizce bir şeyler uyduruyorsunuz ki onun da imkansızlığını anlatıyor. Ama diyor siz maddenin en düzensiz hali dediğiniz havaya gelin. O düzensiz dediğiniz halde o topraktan daha büyük bir kudretin, iradenin tecellisi görünüyor. Nasıl? Üstad Hazretleri diyor ki bakın diyor bir konuşmada her bir hava zerresinde dünyanın neresinde olursanız olun şu anda bir nakil vasıtasıyla bir telefon vasıtasıyla on binlerce kilometrede ötede bir insan orada telefonun bir ucunda bir tek cümle kurduğu anda aynı anda veya şu an işte bilgisayarlarla dünyanın her yerinde aynı anda aynı zamanda ne yapılıyor? Aynı ses, aynı şiveyle, aynı tonla, aynı frekansla dünyanın her yerinde bulunuyor. Üstad Hazretleri'ne kadar o dönemde şey var. Diyorlar ki ya madde nakil vasıtasıyla gidiyor. Madde nakille gidiyor. İşte bu esir maddesi konuşulmaya başlayınca konu değişecek yani. Çünkü o zaman diyecek diyorlar ki onu Üstad Hazretleri ta o zaman söylüyor. Daha bu esir gündeme gelmeden yani kuantum mekaniği daha konuşulmadan önce Üstad Hazretleri bunu diyor ki hayır diyor ki bunu 20. sözde Belkıs'ın tahtının naklini anlatırken de söylüyor.
Yani eşyada biz görüntünün nakline geldik ama maddenin naklini bilmiyoruz. Halbuki o dönemde bile maddenin naklini Allah Hazreti Süleyman'a mucize olarak gösteriyor. Nasıl? Üstad Hazretleri an-ı vahitte orada yaratıldı. Demek ki yaratılıyor. Yani bu ne demektir? Oradaki hava zerreleri ta nakil 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 oradan buraya sesi getirmiyorlar. Yani her yerde var olan hava zerreleri, yeryüzünde var olan bütün sesleri, bakın bütün sesleri, bütün şiveleri, bütün tonlarıyla biliyor, olduğunu kabul etmen gerekiyor diyor. Halbuki bu kadar görüntü, bu kadar ses, bu kadar madde, bir tek atom zerratının yani bir tek hava molekülünün içerisinde bulunması, bu kadar ilme sahip oluyor olması nedir? İmkansızdır. Yani bütün dilleri bilecek. Ne kadar yeryüzünde dil varsa hepsini biliyor. Yeryüzündeki bütün insanların seslerini taklit edecek. Nihayetsiz bir taklit kabiliyeti olacak. Nasıl? Orada konuşuyor. Aynı ses burada var. Buradaki demek ki hava zerreleri de ne yaptı? Oradaki adamın sesini de biliyor. Dilini de biliyor. Şivesini de biliyor. Peki biliyor mu gerçekten? Böyle bir ilim, böyle bir kudrete, böyle bir maharete sahip mi bir hava zerresi? Camit, şuursuz değil mi? Şimdi yok diyor. Bak en düzensizde en büyük düzenden bahsediyor. Bu hava zerreleri sadece insanın sesini taşımakla, görüntüsünü taşımakla olmuyor yani. Yani işte bitkilerin, Üstad Hazretleri diyor, tohumlaşmasına kadar rüzgarlar esiyor. Hava ne yapıyor? Ağaçların çiftleşmesi için, hayatının devam etmesi için çalışıyor. Nereden biliyor bunu? Nasıl ihtiyacı görecek, nasıl şefkat edecek, nasıl tanıyacak, bilecek böyle bir ihtiyacı yerine getirmek için merhamet ve şefkat edecek. Nihayetsiz bir ilim, topraktakinden milyon defa daha fazla büyük bir ilme sahip bir düzensiz, senin düzensiz tabir ettiğin hava zerresi, düzenli tabir ettiğin topraktan çok daha fazla büyük bir ilme, bir ilah kadar ilme sahip olduğunu kabul edeceksin üstad da diyor bu sefer. Hüve nüktesini yazmış o zaman Metin abi. Ama bir adım sonrasında güya daha ileri gidenler Allah'ın bir mürekkebi olan esir maddesini cilve-i rububiyetine aynedarlık ettiği için Allah rububiyetini hareket ettirirken ona bir aynedarlık yapan bir madde yaratmış. Havadan da daha hafif. Esir diye o dönem tabir edilmiş. Bugün buna adamlar frekans der, dalga der, parçacık der, foton der, kuarklar der. Maddenin altyapısına iner yani. Madde nedir diye sorar adam. Soruyorlar, bunu tartışıyor. Madde nedir? Şimdi ben de bir maddeyim. İşte şimdi burayı anlarsak ne olacak biliyor musunuz? Aslında ben kendimi tanıyacağım. Ben kendimin ne olduğunu bildiğim zamanda da Allah'ın kayyumiyetinin nasıl bende tecelli ettiğini anlayacağım. Bu birinci şu anın hikmeti bu yani. Ama bilmem gerekiyor. Madde nasıl vücuda geliyor? Şimdi bu kuantum mekaniğinde deneyler yapılıyor. Tabii kuantumun belirsizliği demeyelim de bilinmezlik teoremi var. Kuantum dolanıklığı var. Bunlar her birisi ayrı ayrı konular. Ama mesela o dönem bir test yapılıyor. Bunun üzerinden kısaca bir bilgi vereceğim. Mesela çift yarık deneyleri var. Bilmiyorum içinizde muhakkak bilenler vardır. Gençler okul okuyor yani. Bilirler. Şimdi çift yarık deneylerinde ne yapıyorlar Metin abi biliyor musun? İlk önce tek yarık. Mesela şöyle bir tahta düşün. Burada bir tane yarık var. Arkasında da bir tane daha levha var. Ne yapıyorlar? İlk önce misket atıyorlar. O delikten geçen misketler tam arkadaki tahtada o yarığa göre bir şekil oluşturuyor. Aa, diyorlar ki madde o zaman burada parçacık suretinde hareket ediyor diyorlar. Sonra diyorlar ki biz bunu tek yarıkla yapmayalım, çift yarık yapalım. İki tane delik açıyorlar. Çok ilginç. Tutuyorlar bu sefer, katı maddeleri gönderiyorlar. Bir bakıyorlar ki arkada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayrı ayrı hatlar oluşuyor. Diyorlar ki ya biz bunu bir de sıvı bir maddeyle yapalım. Sıvı bir maddeyle yaptıkları zaman, konuyu o zaman anlıyorlar.
Yarıktan geçtikten sonra dalgalar şöyle hareket ettiği için iç içe giriyor ve o iç içe giren dalgalar 7-8 tane sütunun arkada oluşmasına sebebiyet veriyor. 2 tane yarıktan geçiyor ama 8-10 tane çizgi vücuda geliyor. Şimdi bunları bilmek bize ne fayda verecek? Ben onları size söyleyeceğim. İnşallah bağlayacağım yani. Cenab-ı Hak nasip ederse. Şimdi buradan geçtikten sonra bir bakıyorlar ki şey var. Onlarca sütun var burada. Diyorlar ki şimdi biz fotonları gönderelim. Foton gönderiyorlar. Bir bakıyorlar ki nihayetsiz dalgalar ve şeritler o 2 tane yarıktan geçiyor. Tek yarığa düşürüyorlar. Tek çizgi oluşuyor. Birinde parçacık oluşuyor, birinde dalga oluşuyor. Bugün bilim tamamen şunu tartışıyor. Ya kardeşim madde dalga mıdır, parçacık mıdır? Hala çözülebilmiş bir mesele değil. Niye? Çünkü kuantum dolanıklığı denilen bir şey var. O dönem Einstein diyor ki Tanrı zar atmaz diyor. Ya parçadır ya dalgadır diyor. Ona göre de parçadır zaten. Ama diyor diğer taraftan diğer fizikçiler çıkıyorlar, deneyler yapıyorlar. Diyorlar kardeşim diyorlar. Olasılık var, olasılık. Nasıl? Diyorlar ki bak gönderiyoruz elektrikleri, yani fotonları. Arkada nihayetsiz sütunlar vücuda geliyor. O zaman diyorlar bir kamera koyalım. Şimdi Allah'ın varlığına gidecek iş biliyor musunuz? Ve bugün bu meseleyi aslında çözebilen insana Nobel verecek bu adamlar. Ha, çözebiliyorsanız bugün bir Nobel'i alabilirsiniz yani. Çünkü dolanıklık var. Adamlar testi yaptıkları zaman yine aynı fotonları gönderiyorlar ama bir tane gözlemci kamera koyuyorlar. Kamerayı koyduklarında çift yarık oluşuyor, çift çizgi oluşuyor. Kamerayı kaldırıyorlar, onlarca çizgi oluşuyor. Anlayabiliyor musunuz? Kamerayı koyuyorlar, fotonları gönderiyorlar, 2 çizgi var. Kamerayı kaldırıyorlar, 10 tane çizgi var. İnsan değil ha Metin abi, gözlemci insan değil. Bir kamera koyuyorlar. Diyorlar ki eşyaya bir tane şahit gözlemci olduğu anda dalgalar parçacık boyutuna geçiyor. Allahu Ekber. İş koptu. Şimdi burada bir şey değişti. Yapay bir gözlemci bile eşyanın dalga boyutunu soğuşturup parçacık boyutuna, madde boyutuna getirdi. Yani burada o zaman dediler ki işte Einstein'ın çöktüğü yer. Peki gerçek olan ne? Dalga mı? Parçacık mı? Hala çözülmüş bir mesele değil. Niye? Çünkü gözlemci varken parçacık, gözlemci yokken dalga. Bugün çözün bu meseleyi, size bir Nobel ödülü versinler. Ama çözmenin tek bir yolu var. Ne biliyor musunuz? Şahit olan yalnız ve yalnız Allah'tır. Onun kayyumiyeti orada tecelli ettiği için madde vücuda geliyor. Yoksa nihayetsiz olasılıklar var. Şimdi bugün ben vücuda gelmişim. Ben nihayetsiz olasılıklar içerisinde vücuda gelmişim. Bakın nihayetsiz olasılıklar içerisinde. Bugün insan vücuda gelirken annenin rahmiyle bir işte babanın bir tane vücudundan çıkan bir damla suyla içerisindeki milyarlarca parçacıktan bir tanesi annenin rahminde vücuda insan olacak surette geliyor. Nasıl oldu da o milyonlarca parçacıktan bir tanesi? Bunların hepsi aslında bir sesti, bir frekanstı, bir dalgaydı. Ama oradaki tek bir gözlemci onu neye çevirdi? O ilmi maddeye çevirdi. Gözlem olunca parçacık oluşuyor. Şimdi bu insana bakan da bir yönü var. İnsanın hayatında nihayetsiz olasılıklar var. Nihayetsiz olasılıklar. Ne olabilirdin? Sen her şey olabilirdin. Şu an dersteyiz. Cenab-ı Hak eğer bizde bir hayır görmeseydi, Kur'an'ın ayetinin tabiriyle Enfal suresinde Allah onlarda bir hayır görseydi, elbette diyor onlara işittirecekti. La esma'ahum yani. Hayır görmediği için işittirmiyor. Bugün Cenab-ı Hak bize bu dersi işittirtiyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizde bir hayır murad etmiş. Görüyor ki bize bunu işittirtiyor yani. Şimdi bakın eşya dalga boyutundayken milyonlarca olasılık var. Milyonlarca olasılık. İnsan bir şeye niyet ettiği anda
ona şahit olmaya başladığı anda o şey vücuda geliyor. O şey vücuda geliyor. Olasılıktan çıkıyor, eşya vücuda geliyor. Allah şahit istiyor. Allah bu ümmeti şahit ümmet olarak yaratmış yani. Şahit istiyor Allah. Peki Allah'ın şahitliği eşyada bu kadar nihayetsizlik varken, olasılık varken. Şimdi insan kendini, bakın ben şu an konuşuyorum değil mi? Ses çıkıyor. Ses diye bir şey yoktur üstad diyor. Ses yok. Yani bir titreşim var. İnsanın vücudunda, boğazında iki tane tel var. Bunlar oynuyor. Bundan çıkan frekans bizim kulaklarımız. Mesela 33. sözde üstad diyor kulaktaki eğri buyru çizgiler. Sen bunları eğri buyru olarak görüyorsun ya. Benim boğazımdan çıkan frekans, aslında ses diye bir şey yok. Ses çıkmıyor. Ses yok yani. Varlığı yok. Senin kulağına çarptığı anda şu eğri buyru hudutlara, o kristallerle çarpıştığı anda senin beyninde bir görüntü vücuda geliyor. Allah buradaki frekansı senin zihninde ne yaptı? Görüntüye çevirdi. Ses ne oldu? Görüntü oldu. İza arada innema emruhu iza arada şey'en. Kur'an diyor. Allah bir şeyi irade ettiği anda ne yapıyor? En yekule lehu. Allah ona diyor ne? Kun, ol. Bak, Allah neyle yarattı? Sesle yarattı. Sese dedi ki ol. Ol dedi. Eşya vücuda geldi. Bugün eşyada var olan düzenin tamamı frekanslarla yapılıyor. Var olan her şey bir frekans, her şey bir ses, her şey bir sayha. Kur'an bile mesela kavimlerin helakını anlatırken Allah onları bir ses ile, bir sayha ile, sayhaten vahideten diyor. Bir ses ve dalgasıyla Cenab-ı Hak bir kavmi helak etmiş. Hazreti Hud'un kavmini böyle helak etmiş. Semud kavmini böyle helak etmiş Allah. Sesle helak etmiş. Olur mu? Olur. Adam bugün, bakın, bugün müzik bile yapanlar bilirler. Şöyle, bu bardağın sesi. Duyuyor musunuz? Adam bu ses frekansıyla aynı frekansta ses çıkarınca şu bardağı çatlatır. Parçalar. Sesle parçalayabilir misiniz? Parçalarsınız. İşte tescillidir yani. Bununla aynı frekansta ses çıkarın. Bağırmanıza gerek yok yani. Aynı sesi çıkarın. Bunu patlatırsınız, kırarsınız. Ha? Böbrek taşını patlatıyor adam. Sesle patlatıyor. Lazer dediğin şey de budur aslında. Mesela ultrason diyorsunuz. Ultrason ne? Ultra ötesinde, son sesin ötesi. Yani ses, ilk önce o makina, ultrason makinasından ses çıkıyor. Sesi annenin rahmine gönderiyorlar. Orada bir objeye çarpıyor. Çarptıktan sonra gelen enerji frekansına göre onu görüntüye çeviriyor. Ses görüntü oluyor. A diyor, bu senin çocuğun. Ya bu nereden çıktı? Ya, görüntü değil o. Orada bir görüntü yok. Orada görüntüyle görmüyor o çocuğu. Sesle görüyor. Allah da eşyayı vücuda getirirken sesle getiriyor. Helak edeceği zaman sesle helak ediyor. Mesela Hazreti İsrafil aleyhisselam insanları helak edeceği zaman neye üflüyor? Sura üflüyor. Üflemekle vücuda getiriyor. Kıyameti yeniden insanları dirilteceği zaman ne yapacak? Yine üfleyecek. Allah ne yapmış? İnsana ruhundan üflemiş yani. Üflemiş. Her şeyde ne var? O ses var yani. O ses var. Her şey sesle vücuda geliyor. Ve bir titreşimle aslında, ses diye bir şey yok. Biz onu öyle duyuyoruz. Zihnimiz onu sese çeviriyor. Onu görüntüye çeviriyor. Madde diye bir şey yok. İşte ben yokum aslında. %99 hiçliktir madde yani. İşte ne oluyor? Oraya bir gözlemci geldiği anda eşya vücuda geliyor. Ha, şimdi o zaman ben diyeceğim ki şunu. Ya Rabbi, milyonlarca ve milyarlarca olasılık içerisinde sen o kayyumiyetinle ne yaptın? O olasılığı varlığa çevirdin. Yoktun, var, yoktu, var ettin. İlmi ne yaptın? İlmi varlığa çevirdin. O foto, yani o dalgayı, o frekansı sese, sesle beraber hayata, görüntüye çevirdin. Şimdi Tesla'nın elbisesi var. Hiç gördünüz mü? Hiç izlediniz mi onu? Gençler, hiç izlediniz mi Tesla? Bakın, tavsiye. Ha? Gözlüğü takıyorsunuz. Gözlüğü taktığınız zaman bilgisayar oyunu gibi düşünün. Bilgisayarın içerisindeki oyunundaki adamı siz kontrol ediyorsunuz. O adam sen misin gibi. Ama normalde ne? O gözlüğü taktığın zaman
Şimdi bir şey, bu bilgisayardayken görüyorsun. Diyorsun ki, aa burada bir adam var ve ben onu kontrol ediyorum. Ama o gözlüğü taktığın zaman ne oluyor Atilla abi? Oyunun içine giriyorsun. Ve o karakter sen oluyorsun. Ve senmişsin gibi de hareket ediyorsun. Acı çekerken bile aynı acıyı sen hissediyorsun. Bakın bugün yaptıkları bir gözlükle sen ne oluyorsun? O karakteri yaşayan bir varlık oluyorsun. Şimdi bu nihayetsiz olasılıklar içerisinde ben de acaba şu an benim gözümde, çünkü ruh bir, yani göz bir penceredir Üstad Hazretleri diyor. Ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Ya benim gözüm Tesla'nın yaptığı gözlük gibiyse, ya ben şu an bir oyunun içerisindeysem ve bu oyunun içerisinde ben kendimi kontrol ettiğimi zannediyorsam ve ben var olan bütün duygularım aslında bir titreşimden ibaretse, karşımdaki insanın bana söylemiş olduğu, yapmış olduğu bütün hakaretler, nefretler, söylemler her birisi birer titreşim, aslında birer oyunun bir parçasıysa ve ben gerçekten bu olayların dışındaysam. Değil mi? Şimdi bakın işte biz buna ne diyoruz biliyor musun? Eşya aslında yok ve var arasında mümkün bir varlıktır. Biz buna mümkün varlık diyoruz. Allah her an bu olasılıklara ol var diyor. Yok ediyor, var ediyor. Yok ediyor, var ediyor. Mesela şu an bu ışıklar. Biz bunları ne görüyoruz? Daimi yanıyor görüyoruz. Aslında elektrikte nedir? Bu ışıklar her an sekerek geliyor. Yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Göz aldanır. Göz aldanıyor. Biz ağır varlıklar olduğumuz için bunları da ağır ağır görüyoruz. Sanki tek ışıkmış gibi görüyoruz. Hakikatte ışık daima sekiyor. Yıldızlara bakın, uzaktadır. Dikkatli baktığınız zaman yıldızın ışığının yanıp söndüğünü fark edersiniz. Bunu fark edemiyorsunuz. Niye? Çünkü göz aldanıyor. Biz ağırız yani. Çok ağır kalıyoruz. Peki bunu ne için söyledim? Bu ağırlığımızdan dolayı, aldandığımızdan dolayı var olan her şeyi Allah an ve an yok ediyor, var ediyor. Kayyumiyet Allah'ın var etmesi demek. Biz her an şu vücudumuzdaki bütün hücreler, içerisindeki bütün ilimle beraber. Aslında biz bir simülasyonun içerisindeyiz. Adeta biz bir oyunun içerisindeyiz. Biz bu vücudu kendimize ait zannediyoruz ama Allah her an bu vücudu var ediyor, yok ediyor. Var ediyor, yok ediyor. Var ediyor, yok ediyor. İşte biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Allah kayyumdur. Adamlar diyorlar ki, bakın yine kuantumda bir teoremdir bu. Belirsizliği demişler, kuantum belirsizliği. Dalganın hızıyla konumunu aynı anda hiçbir yerde bulamıyor. Ya bilemiyorlar. Yani diyorlar ki bir şey tespit edelim. Dalganın hızıyla konumunu tespit edelim. Hangi aletle ne yapmaya çalışıyorlar? Ya hızını buluyorlar ya konumunu buluyorlar. Hem hızını hem konumunu bir anda kesinlikle bulamıyorlar. Buna da kuantum belirsizliği diyorlar. İşte her şey belirsiz aslında. Hiçbir şeyin bilinirliği yoktur yani. Nasıl bilebilirsin? Allah kayyumiyetiyle o an var ediyor, yok ediyor. Var ediyor, yok ediyor. Ama biz zannediyoruz ki işte benim vücudum hep var. Benim vücudumda 100 trilyon hücre hala devam ediyor. Devam etmiyor. Her an yeniden yeniye, halk-ı cedid tabiri budur. Yeniden yeniye her an bu vücut yaratılıyor yani. Her an yaratılıyor yani. Cenab-ı Hak yeniden yeniye yaratıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kayyumiyeti ilahiye. Benim duygularımı Allah her an yeniden yeniye yaratıyor. Bir öldürüyor, bir diriltiyor. Bir öldürüyor, bir diriltiyor. Ama ben bunu daimi gibi görüyorum. Neden? Allah kayyumdur. Her an onu ayakta tutandır. O halde %99'u boşluk olan, bakın bir simülasyondan ibaret olan, bir oyunda olan cesedi ben kendim zannediyorum. Aslında bu ne? İsmi kayyum. Her an yaratıyor, her an yok ediyor. Ama bana da her an var gibi gözüküyor. İşte biz buna kayyumiyeti ilahiye diyoruz. Bir an bizden varlığını çekecek olsa o kayyumiyet, biz ne olacağız? Yok olacağız yani. Bunu bugünkü bu esir maddesini diyor ya, esir maddesini anlatan adamlar bunu aslında söylüyorlar.
sadece getirip Allah'ın kayyumiyetine bağlayamıyorlar. Niye? Çünkü diyor nihayetsiz olasılıktan nasıl bir tanesi seçildi diyor. Neye göre o bir tane maddeye dönüştü diyor. İşte kayyum olan Allah vücuda getirdi onu. Kayyumdur o çünkü. Bizatihi kayyumdur. Ona devam veriyor, beka veriyor. Her an yeniden yeniye yaratıyor. O halde benim duygularım da böyledir. Benim duygularım da her an yeniden yeniye yaratılıyor. İşte Fatih abi bana öfkelendi. Fatih abi bana kızdı. Fatih abi yok ki. Çünkü o bir gölge. Oyundaki avatar gibi düşünün yani. Gerçekliği yok. O halde bana kızamaz. Bana kızan kim? Ben yokum. Kayyumiyet ilahiye. Bak gölgelik boyutunda kendini kabul ettiğin anda, kayyumiyet ilahiyeyi gördüğün anda senin muhatabın kim oluyor? Her yerde, her fiilde, her harekette Allah oluyor ya. Kayyumiyeti bildiğin anda Allah'ı her yerde görüyorsun. Eşyanın tamamının gölge olduğunun farkına varıyorsun. Bir simülasyonda bir oyunun içerisinde olduğunun farkına varıyorsun. Neden? Çünkü her an gidiyor geliyor, her an yaratıyor, her an yeniden yeniden. O duygular, o hisler, o latifeler bana bağırdı, bana kızdı, benden nefret ediyor, beni seviyor. Bunların hepsi o kayyumiyeti ilahiye ile o dalgaya o an somut bir şekil verilmiş. Veren kim? O sana görünen gölgesi. Ya onu ayakta tutan, ona hayat veren, onu sana öyle gösteren kayyumiyeti ilahiye. Kayyumiyeti ilahiye. Ondan başkası yok yani. Ondan başka gördüğümüz bir şey yok. Ondan başka idrak ettiğimiz bir şey de yok. Bugün adamlar daha ileri gitmişler. Allah'ı inkar etmek için gitmişler buraya. Havadan daha hafif, daha görünmeyen, bilinmeyen bir madde var demişler. Ondan sonra yok demişler. Kimisi inkar etmiş. Niye inkar ediyor? Adam diyor ki ya diyor biz bir atomu, fotonu gönderdik. Gönderdiğimiz gibi varması bir oldu. Diyor ki aynı anda vardı. Demek ki arada hiçbir madde yok. Esiri inkar etmişler. Bir kısmı da demiş ki hayır, fotonu gönderdik ama dalga boyu şu kadardı. Vardığında küçülmüş. Demek ki bir sürtünmeye maruz kalmış ki bunun dalga boyu küçülmüş. Var demişler. Bakın o kadar ince, hafif bir maddeden bahsediyoruz yani. Bunun ile Üstad Hazretleri diyor, ya diyor siz diyor topraktaki inkarınız olmadı. Havaya gittiniz, o da olmadı. Şimdi gelmişsiniz, belirsizlik içerisinde olan, sizin bile sadece bir gözlemciyle maddenin vücuda geldiğini fark ettiğiniz halde siz nasıl olur da maddenin vücudunu böyle bir şeyi, maddeyi, esir maddesini fail zannedersiniz yani. Fail yalnız ve yalnız odur. Çünkü siz dolanıklık dediniz. Siz süpervizör dediniz. Siz işte bilinmezlik dediniz bunun ismine. Bilinemez dediniz. Kendiniz bilinemez diye ad koydunuz. Bilinir. İsmi vardır. Nedir? Kayyumdur işte. Kayyum olan Allah'tır yani. Her şeye hayat veren, onlara devam veren, vücut veren odur. Odur yani. İşte böyle olduğu zaman, Allah'ın kayyumiyetini bildiğimiz zaman ne olur biliyor musunuz? Hiç kimseye kızamazsınız. Hiç kimseye öfkelenemezsiniz. Hayatta hiçbir şey aklı başında olan insanı hüzne götüremez. Ondan tesir altında da olamaz. Çünkü her şeyde onun kayyumiyetiyle olduğunu bilir. Bildiği zaman da Allah'ın dostu olur. Allah'la oturur, Allah'la kalkar. Duyduğu her şeyi ondan bilir, ondan görür, ondan hisseder. Öyle olduğu zaman o kayyumiyetin ona hayat verdiğini, ona ders verdiğini, onu terbiye ettiğini, o terbiyenin altında ya karşısında bir ikililik değil de, işte Emin ve Fatih değil de, Emin ve Metin değil de, yani ne varsa odur, ondandır. O bize bildiriyor, o bize öğretiyor, o bize anlatıyor. Çünkü her şey boşlukta. Her şey bir dalga, bir frekans. Onun boyutuna gir. Ya ben öyle görmüşüm ya. Aslında bu bir oyunmuş. Bu onun gölgesiymiş. Gerçek değilmiş. Gölge. O halde ben bu gölge boyutundan kurtulmam lazım. Ben üzerimde tecelli eden Esma'yı okuyabiliyor olmam lazım. Ben Allah'ın üzerimdeki zati
sıfatı esmai tecellilerini görebiliyor ve okuyabiliyor olmam lazım yani. Okursam işte bunların gittiği yerde okunur. Nasıl okunur? İşte her şey an ve an onun kayyumiyetiyle vücuda geliyor yani. Allahu Ekber. Allahu Ekber yani. Üstad diyor burada inkar etmeye çalışmışlar. Ama demişler ki bir belirsizlik var. Bir dolanıklık var. Çözemiyoruz. Niye böyle oluyor? Çözene bilim Nobel Bilim Ödülü verilecek, haberiniz olsun. Çözmek istiyorsanız uğraşın. Ama işin temelinde ne var? Kayyumiyet-i ilahiye var. Allah görendir, işitendir. Allah kudretiyle her şeyi yaratandır, idare ve terbiye edendir. Cenab-ı Hak bizi o kayyumiyetinin merhametiyle bizleri terbiye etsin. Bütün hissiyatımızı, latifelerimizi, duygularımızı, kendimizi onun kayyumiyetiyle uyumlu hale getirsin. Onun o frekansına bizi yüceltsin, onun o sistemine girmeyi bize nasip etsin yani. Şimdi mesela bunu da söyleyeyim, bitireyim. Yani o frekansla uyumlanabilmek, kainat bir uyum üzerine kuruludur. Biz bu dünyaya Allah'la uyumlanabilmek için, onun sistemine entegre olabilmek için, onun esmasını anlayabilmek için, tanıyabilmek için gelmişiz yani. Bu da nasıl oluyor? Yani bunu fark etmekle oluyor. Bugün mesela bak, göreceksin bunu. Sen de oraya uyacaksın. Uymadığın sürece uzak kalacaksın. Bilemezsin yani. Seyretmekle olmuyor. Mesela Kur'an'da bir sure var, Ankebut suresi. Ne demektir? Örümcek. Örümcek ne yapar? Ağ yapıyor değil mi? Ağ yapıyor. Bugünkü ağ nedir? Ağın web sitedir değil mi? Web yani. Web veya net. İnternet. İnter, international, uluslararası diyorsunuz ya. İnter arasında ne? Net, bağlar arasında. Şimdi bak bir Ankebut suresi var. Allah bağları, kainatta her şeyin birbiriyle bağlı olduğunu söylüyor. Her şeyin birbiriyle uyumu var, bir dengesi var. Sen o dengeye entegre olacaksın. Yani kainatta bir ağ var, sen de oraya bir linkini atacaksın. Sen de o Wi-Fi'ye bağlanacaksın. Bağlandığın zaman bütün kainatla alakadarlığını göreceksin. Aa, benim şu ağaçla da alakam varmış. Aa, gökteki yıldızlarla da benim alakam varmış. Benim geçmişimle ve geleceğimle, benim peygamberlerle, benim bütün insanlıkla, Hazreti Adem'den bugüne kadar yaratılmış bütün varlıklarla bağım varmış diyeceksin. Ama ne zaman? Onunla uyumlandığın zaman. Mesela o guguk kuşları var ya, adamlar almışlar, 5 tane yan yana koymuşlar Fatiha. Birini saat 9'a, birini saat 9'u 1 geçeye, birini saat 9'u 2 geçeye, birini 3 geçeye, 4 geçeye alarmlarını kurmuşlar. Bir zaman sonra bakmışlar ki, hepsi vaktinde ötmesi lazım ya, kainatta var olan uyum öyle bir dengede ki, bunlar da bir zaman sonra hepsi aynı anda ötmeye başlamışlar. Ha. Bu madde dediğin, yani madde dediğin somut alem bile ayarlayıp, ya kardeşim şu saatte çalacaksın dediğin saat bile bir anda uyumlanıyor, bir senkronize kuruyor, aynı anda ötmeye başlıyorlar. Deneyin yapın, bakın bunların hepsinin şeyleri var, videoları var. Veya sığırcık kuşları. Adamlar tarih boyunca son 100 yılda en çok yapılan çalışma birisi bu. Ya bu kadar senkronize, bu kadar hızlı, nasıl bu kadar uyumlu bunlar uçabiliyorlar? Nasıl yapıyorlar bunu? Sonra diyorlar ki ya çok basitmiş aslında. Her sığırcık kuşu etrafındaki 7 kuşa göre hareket ediyor. Ooo derken her 7 bir 7'yi, her 7 bir 7'yi böylece bir senkronize hayat kuruyor. Ben etrafımda 3 tane insan yok. Sonra diyorum ki ben Filistin, İsrail'in üzerine yürüyeceğim yani. Hangi dengeyle, hangi senkronize, hangi uyumla yani? Kainat uyum istiyor. Biz uyumlanmamız lazım. Neye uyumlanacağız? Allah'ın kainattaki sistemine uyumlanacaksın. O dengede hareket edeceksin. Onun dengesine girebilmenin yolu da onu zikretmekle, onu anmakla, onu tanımakla, onu bilmekle, o kayyumiyet-i ilahiyenin kendi üzerindeki tecellisiyle bunu anlayacaksın yani. Ve bir oyunun içerisinde bir gölge olduğunu unutmayacaksın. O unuttuğun zaman, bir rüyada olduğunu unuttuğun zaman, gerçekliği kaybettiğin zaman herkesin gerçeklik algısı değişecek. Bir köpek gerçekliği burnunun kokusuyla algılıyor. İşte bir yarasa kuşu ne yapıyor? Siber şeyler gönderiyor. Ya, ne diyorlar ona? Onunla algılıyor. Kör diyorlar mesela. Ha, şu an gördüğünü söyleyenler var da. Yani diğer bir tarafta değil mi? Bir balığın, bir balinanın algısı
çok daha farklıdır. İnsana geldiğiniz zaman bu algılar milyonlarca çeşit olur yani. Hangisi gerçek olacak? Gerçekliğin ölçüsü ne olacak? İşte gerçekliğin tek bir ölçüsü var. O ne söylemişse ona teslim olacağız biz yani. Onun kayyumiyetini gördüğün anda teslim oluyorsun. Ya Rabbi, demek ki ben bu madde boyutundaki cesedimin istek ve arzularına muhalefet ederek senin o kayyumiyetini ancak öyle anlayabileceğim yani. Cenab-ı Hak bize onun kayyumiyetinin tabiri caizse frekansını hisseden, onunla uyumlanan, ona göre hareket eden, hayatını onun terbiyesi ve iradesi altında ona teslim olmuş bir ruh, bir kalp, bir akıl ile hayatlarımızı devam ettirsin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Hakkınızı helal edin. Konu biraz şey bir konu. Üstad okunmasın diyor ama biz dedik ki hani olsun, ömürde bir defa da olsa okumuş olalım. İşin çok daha fazla detayı var. Cenab-ı Hak böyle vakit buldukça zihnimizi, kalbimizi meşgul etmek istediğimiz zamanlarda böyle konuları da ve istifademizi daim eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma'as-salavat.